Tarih 26 Aralık 1971. 34 maçta bir mağlubiyeti bulunan ringlerin efsane boksörü Muhammed Ali, 42 maçında 9 mağlubiyeti bulunan Jörgen Bailin karşısındaydı. Ali bu maçtan bir ay önce Buster Mathis'te ringe çıkmıştı. Buster Mathis maç boyunca her ne kadar tehlikeli olsa da Muhammed Ali'nin yumruklarıyla defalarca diz çökmüş ve maçı nakavt olmadan tamamlamıştı. Ali maçı büyük bir puan farkıyla geçmişti. Bakalım bu maçında neler yapmıştı. 17 feet square. Jörgen kısa boyuyla Ali'ye erişmeye çalışıyor. Ali uzun kollarını iyi kullanıyordu. Jörgen Bailin Ali'ye göre çok zayıf kalıyordu. Bailin çok iyi bir atak yakalamıştı. Ancak Ali rakibini kontrol altında tutmaya devam ediyor. Uzun kolların avantajını iyi değerlendiriyordu. Bailin içeriye doğru sokulmak istiyordu. Ancak Ali rakibine yukarıdan bakıyor, rahat davranıyordu. Ve ilk round sona ermişti. İkinci rounddayız. Jörgen rakibini yoklayıp sert bir kroşe atmıştı. Jörgen Bailin çok hareketli, çok kıvraktı. Ancak kısa kolları Ali'ye yetişmiyordu. Bailin zaman zaman rakibin üzerine yürüse de Ali dikkatliydi. Bailin bir şekilde yumruğunu denk getirse de Ali geri planda bekliyor ve Bailin kendisini yıpratıyordu. Ancak yapabileceği bir şey yoktu. Evet, bu roundda Muhammed Ali'nin şovuyla son bulmuştu. Ali gayet iyi gidiyor, Bailin kendini yoruyordu. Jörgen Bailin, then he's 28, next butcher from Hamburg, 42 fight, man looking for business. Ve 3. rounddayız. Bailin üzerine gitse de yumrukları kısa kalmakta, Ali geri kaçmaktaydı. Muhammed Ali rakibini yormaktaydı. Muhammed Ali sollarla rakibini yakalamaya çalışıyorken Bailin rakibine uzanmaya çalışıyor, hücum ediyordu. Ali şov yaparken kroşe yemişti. Daha sonra yumruk kombinasyonuyla cevap verirken maç kıran kırana bir hal almıştı. Evet, 3. roundda bitmişti. Ali üstün olsa da Bailin iyi iş çıkarmıştı. Ve derhal 4. rounda geçiyoruz. Muhammed Ali ayak danslarına başlamıştı. Sollarla etkili oluyor, uzaktan çalışıyordu. Bailin rakibini yakalamaya çalışırken kendini yıpratıyordu. Ali rakibini kontrol altına alarak yavaş yavaş ezmekteydi. Bailin ani çıkışlar yaparak rakibinin üzerine gitmekteydi. Muhammed Ali gayet rahat ve ne yaptığını iyi biliyordu. Ve bu roundda Ali'nin üstünlüğüyle son bulmuştu. Beşinci rounddayız. Bailin bir anda hücum etmişti. Ali şeklini bozmuyor, bozuntuya vermeden sollarına devam ediyordu. Muhammed Ali tehlikeli yumruklar atarak rakibini düşürmeye çalışsa da Bailin her şeye rağmen yılmıyor, hücum ediyordu.
just cut, grazed under both that ramrod left hand there. Baylan'ın tehlikeli yumrukları Ali'yi sıyırıyor. Ali sakin bir şekilde işine devam ediyordu. Arada Jorgen baskı yapsa da Ali'nin kör kuyusuna düşmüştü bile. Jorgen Baylan her yumrukta kendisini yıpratırken Ali geri planda durarak rakibine fırsat vermiş ve bu rampta son bulmuştu. Let's have a look now, Blin's corner, round five. So Angelo. 6. rounda gelmiştik. Jorgen kısa boyuyla rakibine uzanmaya çalışıyor, Ali izliyor, süzüyordu. So you know you can hear the... When he comes in... Muhammed Ali rakibine fırsat vererek kapanıyordu. Aslında Jorgen'in yorgun yumrukları ona işlemiyor, tesir etmiyordu. Aksine Baylan'ı daha çok yormaktaydı. Evet, müthiş maçın 6. roundu da son bulmuştu. Baylan iyi bile dayanmıştı. Yedinci rounddayız. Baylan hücum ediyor, Ali durgun görünürken Baylan çalışıyordu. Baylan bütün hünerlerini ortaya koyarak savaşıyordu. Ancak Ali rakibini izlemiş, boşluğu görerek rakibinin işini bitirmişti. Evet, Muhammed Ali rakibini 7. roundda nakavt ederek geçmişti. Ali hız kesmiyor ve maçlarına devam ediyordu. Bu sefer 5 ay sonra McFaster'la 15 roundluk maça çıkıyordu. In the white trunks, the left cut in, the right miss, meaning with the left. Landed by Ali. Those punches missed. Those. About 10 seconds left in this first round. That shook Foster up a little bit. Bell should be coming up.